Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, "Halk benim kim olduğumu söylüyor," diye sordu. Şöyle yanıtladılar, "Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş," diyor. İsa onlara, "Siz ne dersiniz?" dedi. "Sizce ben kimim?" Petrus, "Sen Tanrı'nın Mesih'isin," yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine, "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin," dedi. "Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var." Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa yanına Petrus, Yuhanna ve Yakub'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus da yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya, "Efendimiz," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur, seçilmiş olandır. Onu dinleyin," dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler.